YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün hem kekli hem de muhallebili çok güzel bir tatlı tarifim var. 10-11 tane kadar inciri öncelikle küçük doğrayıp bunları bir 5 dakika ocakta yumuşayana kadar pişireceğim. Makasla yapmaya karar verdim. Çok daha pratik oluyor. Böyle küçük küçük doğrayalım. İncirleri minik minik doğradım arkadaşlar. İsterseniz kaynar suda 4-5 dakika tutabilirsiniz ama ben çok hafif haşlayacağım. İncirleri pişirdikten sonra süzdüm. Bunu kekin en son aşamasında ekleyeceğim. Şimdi tarifin kekli kısmını yapmaya başlıyorum. 1 su bardağı şeker, 3 tane yumurta. Bunları kabarana kadar çırpalım. Şeker ve yumurtayı çırptıktan sonra yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı da süt. Şöyle çok kısa 1-2 saniye karıştıralım. Toplam 2 su bardağı un ekledim. Eksik gelirse tekrardan ilave edeceğim. 1 çay kaşığı dolusu tarçın. 1 paket vanilin, 1 paket de kabartma tozu. Şimdi incirleri de ekliyorum. 1 su bardağı kadar da ceviz ilave ediyorum. Bu tarifte böyle dikdörtgen bir borcam kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi kekimizi yayalım. Şimdi kekimizi önceden ısıttığımız 175 derecelik fırında pişirelim. Fırında pişerken ben şerbetli kısmını yapacağım ama bildiğimiz bir şerbet değil. Sadece sıcak su. Sıcak suyun içerisine 1,5 su bardağı sıcak suyun içerisine 4 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı dolusu da granül kahve. Şöyle onu da ekledim. Bunu karıştırarak eritelim, ardından soğumaya bırakalım. Keki fırından çıkarttım. İlk sıcağı geçti. 2-3 dakika sonra soğutmuş olduğumuz kahve üzerine dökebiliriz. Kahvenin suyu döktüğüm gibi hemen çekti. Bu soğurken ben tatlının üst kısmını hazırlayacağım. Çok güzel bir muhallebi yapacağız. Tencereye 1 litre süt ekledim. 5 yemek kaşığı toz şeker. Burada kasenin içerisinde 4 yemek kaşığı un. 3 yemek kaşığı da nişasta var. Buğday ya da mısır nişastası kullanabilirsiniz. Şimdi devamlı karıştırıp bunu ocakta pişirelim. Ocağın altını kapattıktan sonra diğer malzemeleri ekleyeceğim. Muhallebiyi fokurdayana kadar ocakta tuttum. Şimdi farklı bir kabın içerisine aktarıyorum. Mikserle çırpacağım. Kıvamının daha güzel olması için. Bir de 1 paket vanilya, 1 poşet krem şanti ekleyeceğim. 1 paket vanilya ve 1 poşet toz krem şanti ekledikten sonra mikserle en az 2-3 dakika çırpalım. Tatlının üzerine spatula ile düzleştirdim.
Tatlımız hala sıcak. Tamamen soğuması gerekiyor. Ben akşam olmak üzere olduğu için hatta şu an ikindi ezanı okunuyor. Vizyonun kalanını ertesi gün devam edeceğim. İnce limonlu tatlım servisi hazır. Güzel dinlendiği zaman çok rahat da dilim alınıyor. Ben üstüne biraz fıstık serptim. Sade kalabilir, isterseniz cevizle de süsleyebilirsiniz. Şu an tadına bakamıyorum ama kıvamı çok güzel gözüküyor. Benim çok sevdiğim, ne zaman yapsam çok ilgi gören tariflerden biri. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Tarifle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de videomuzun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.